hayatınızın kırılma anı neydi? O kırmızı telefonun çalmasıyla hayatım değişti diyebilirim. Karar vermek zor oldum. Hami kullandığı atışını. Şut basın, şut ve toparlandı. Toparlandı, beraberlik kurulur sevgili seyirciler. Peki kendinizi hangi kulübe ait hissediyorsunuz? İkisini karşılaştığım zaman hangisi daha ağır basar bilmiyorum. Devre arasında neler yaşandı? Bir hareketi var, herkesin ona takıldığı. Ceza sahasına doğru, offside yok. İki oyuncu var durumunda. Bu karar herhalde sizin için büyük, çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Acı çektiniz mi? Acı çektim açıkçası. Ortega siz mi gönderdiniz? Kim gönderdi? Bunu biri biliyorsa çıksın ama. Fenerbahçe deyince ne hissediyorsun? Kaptanlık yaptığım, ilk şampiyonluğu yaşadığım bir takım. Gerçekten de var kalksın mı? Var kalkması gerekiyor mu? Bana göre kalkması gerekiyor. Babanızın hayallerini gerçekleştirdiniz mi? Gerçekleştirdim. Serkan dönüp bulma şansı aradı, bulamadı. Şimdi gerilerde o gün çok sert. Merhaba, her maçta en az bir, her hayattaysa birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu eski milli futbolcu Ogün Temizkanoğlu. Ogün Temizkanoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsın, iyi misin? İyi, teşekkürler. Hayatınızın kırılma anı neydi? Biraz sohbet etseydik, sonra şey yapsaydık. Sohbet için vaktimiz var. Direkt böyle mi oluyor yani? Kısa sorular, kısa cevaplar. Hayatımızda kırılma anı benim... Trabzon'da 90 yılında kırmızı bir telefonun çalmasıyla başladı kırılma anı. Kim vardı telefonun ucunda? Milli takıma davet edilmiştim. Daha Trabzonspor'da oynamadıktan milli takıma davet edilmiştim. Nasıl gelişti süreç? Şöyle gelişti. Daha öncesinde Fatih Hoca'nın defans sorunu vardı. Biri sakatlanmıştı. Akdeniz oyunlarına gitmek için Giray Hoca'ya bir şey yazdılar. O da beni tavsiye ettiydi. Öyle olunca Akdeniz oyunlarında da üstün başarı gösterdik. Yani ikinci olduk ama başarılı bir performans ortaya koyduk. Oradan Tugay'la birlikte, Tugay Kerimoğlu'yla birlikte biz direkt Atina'dan Danimarka'ya uçtuk. Amil takım orada şeydeydi, kamptaydı. Hani daha gençiz iki tane. Evet. Hatta o zaman bizim için jet milli falan diye yazdılar. Öyle olunca... Danimarka'daki kampa gittik ve kamp dönüşünde daha Trabzonspor'da başlamamıştım. Yani oynamaya başlamamıştım. Çünkü Özkan Hoca aslında şöyle bir şey vardı. Beni yetersiz buluyordu. Şu anlamda yetersiz buluyordu. Hani takımda oynayacak şey yoktu. Kiralık vermeye düşünüyordular o zaman. Bunu tabii yıllar sonra öğrendim ben. Öyle olunca da amil takıma o kırmızı telefonun çalmasıyla hayatım değişti diyebilirim. Serkan dönüp durma şansı aradı, bulamadı. Şimdi gerilerde o gün çok sert. Bu golü çok bekledik sevgili seyirciler. O kırmızı telefon çaldı. Kuşkusuz hayatta sadece bir kırılma anı yok ama birçok kırılma anı var. Birçok dönemeç var. Biz de bu programda konuklarımızla o dönemeçlere, o köşe başlarına gidiyoruz. Nasıl gidiyoruz? Eski röportajlarla başlıyoruz. O gün Temizkanoğlu'nun Trabzonspor aşkı. Futbola babasının teşvikiyle başladığını belirten Ogün Temizkanoğlu, küçüklüğümden beri Trabzonspor forması giymenin hayalini kurdum. Babam benimle okula başladığım gün futbola da başlamam için anlaşma yaptı ve 6 yaşında futbol hayatım başladı. Almanya'dan Türkiye'ye döndüğümüzde Trabzonspor altyapı seçmelerine katıldım ve geçtim. Babamın hayallerini gerçekleştirmeye başlamıştım dedi. Anadolu Ajansı'ndan bir röportaj 20 Aralık 2013 senesinde vermişsiniz. Nasıl oldu, seçildiğiniz günü hatırlıyor musunuz? Seçildiğim günü unutamam zaten. Yani şöyle bir şey vardı. Biz 84 yılında geri dönüş yapmıştık. Yani Almanya'dan geri dönüş yapmıştık. Babam da şunu söylemişti. 64 yılında gitmişti. 20 yıllık bir macerası vardı Almanya'da ve artık yeter dediydi. Biraz da kendi memleketinde yaşamak istiyorum diye şey yaptı, bana söyledi. Ben ve küçük kardeşim gelmek zorunda kaldık. Yaşımız tutmuyordu orada kalmak için. İki abim, bir ablam orada kaldı. 84 yılında bir seçmeler yapıldı. O da bizi, o zaman Yeni Cuma mahallesinde oturan teyzem vardı. Onun çocukları vasıtasıyla Sadi Hoca'dan gelen bir şey vardı. Seçmeler ne zaman diye. O da şeyi söyledi. Mayıs ayında yapılan. Evet.
seçmelerde. Mayıs ayında yapılan seçmeler esnasında tabii kendisi yoktu ama Giray Hoca ve rahmetli Cemil Hoca vardı. Cemil Usta vardı. Evet. Onların ikisi seçimi. Devamını Giray Hoca'dan dinleyelim mi? Buldozer Cemil'e de rahmet okuyarak. Öyle mi? Giray Hoca'yı dinleyelim bakalım. O günü hatırlıyor mu? O gün Almanya'da yetişen bir ailenin çocuğuydu. Trabzonluydu. Trabzon'a yaz tatiline geldiklerinde biz her yıl Trabzonspor olarak altyapıya oyun seçmeleri yapıyorduk. O gün de onlardan birine katıldı. Ve daha katıldığı gün çok yetenekli Türk futboluna gerçekten katkı sağlayabilecek bir genci bulabildiğimizi anlamıştık. Bir defa her mevkide oynayabilen, kaleci dahi oynayabilen bir oyuncu. Polivalent bir oyuncu. Dolayısıyla hem milli takımda hem Trabzonspor'da hem Fenerbahçe'de oynadığında çok rahat değişik mevkilerde oynadı ve çok büyük katkıları sağladı. O günün teknik adamlık kariyerine gelince birçok denemesi oldu. Elazığ'da çok başarılı olmasına rağmen maalesef bugün çok değerlendirilmiyor. Aslında Türk futbolunda o gün ve o gün gibidir. Her zaman sahada olmalı. Teknik adamlık kariyerinize geleceğiz. Giray Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Evet, çok teşekkürler. Sizi keşfettiğini söyleyebilir miyiz Giray Bula? Evet. Peki yani bu Trabzonspor sadece sadece seçmelerde kalmadı. İnanılmaz gelişimde de çok büyük rolü vardır. Onun için hani kendisine de çok teşekkür ediyorum. Peki Trabzonspor altyapısının sırrı ne? Yani günümüzde de hala arka arkaya genç yetenekler çıkıyor Trabzonspor altyapısından. Yani bizim tabii yetenekler çok var. Yani Trabzonspor'da oynayabilecek kapasitede yetenekler çok var. Fakat değerlendirilmiyor. Yani bunun da bir gerçeğini ortaya koymamız gerekiyor. Son dönemler özellikle bizim dönemden sonra bir Gökdeniz ve Fatih çıktı baktığınızda. Bizim son dönemlerimiz, Trabzonspor'daki son dönemlerimizde Fatih oynamaya başlamıştı bizde. Gökdeniz de ara ara oynuyordu. Ama fakat o ara içerisinde onlardan sonra uzun bir süre kimse gelmedi. Altyapıdan kimse gelmedi. Yani şu andaki tabii hani Yusuf'u sayabiliriz, Abdülkadir Ömür, Parmak onları sayabiliriz. Ama daha fazla kendi çocuklarına eğilmesi gerekiyor. Trabzonspor'un sırrı ve başarısı bence oradan geliyordu. Yani bundan önceki şampiyonluklara bakıldığında kendi altyapısından, kendi memleketli olan çocuklarla çok daha fazla şey yaptı, başarı elde etti. Yeni bir habere geçiyoruz. Beni zorla Fener'e sattı. Herkes beni Fenerbahçe'ye gitti diyebiliyor fakat ben gitmek istemedim, gönderildim. Herkesin bunu böyle bilmesini istiyorum. Hatta sezon bitmeden dönemin başkanı Mehmet Ali Yılmaz beni ve Abdullah'a Fenerbahçe'ye sattı. Yapacak bir şeyimiz yoktu. Kafalarına göre bizi sattılar. Ekim 2012 Trabzonspor dergisi ve bir de videomuz var. Videoyu izleyip biraz geçmişe gideceğiz. NTV arşivinden bir görüntü. Fenerbahçe'de Abdullah'tan sonra o gün de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor'da ismini duyuran milli takımın değişmez oyuncusu önce Başkan Aziz Yıldırım'la bir görüşme yaptı. Toplantıda kalan pürüzler halledilir halledilmez o gün kendisini Fenerbahçeli yapan anlaşma imzaladı. Başkan Aziz Yıldırım o günle anlaştıkları için mutlu olduğunu ve ondan başarı beklediğini söyledi. Daha sonra Derazı tesislerinde basın toplantısı yapan o gün Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istediğini ve son durağının Fenerbahçe olduğunu söyledi. Uzun yıllar buraya hizmet etmek için geldik. Ve inşallah hiçbir aksilik olmadan uzun yıllarda hizmet edeceğiz. O gün basın mensuplarına sarı lacivertli formayla da poz verdi. Fenerbahçe günlerine döneceğiz ama bu karar aşamasına gelmek istiyorum. Karar vermek zor oldu mu? Trabzonspor en büyük rakibi Fenerbahçe. Ve siz kaptansınız. Onu tabii şöyle bakmak gerekiyor. Yani oraya transfer olduğum dönemlerde tabii bir telefon görüşmesi yapıldı. Daha doğrusu tesislerde bir telefon görüşmesi yapıldı. Abdullah Ercan Sayın Ali Yıldırım'la konuşuyordu. Ondan beraber bir telefon esnasında konuşuyordu. Abdullah da telefonu bana uzattı. Dedim Abdullah ben şu anda konuşmayacağım dedi. Kulübümle bir konuşmak istiyorum dedim. Hani eğer anlaşamasak o zaman dedim şey yaparız. Geliriz dedim. Fakat tesislere girdiğim andan itibaren orada bir soğuk havanın estiğinin de farkındayım. Yani bana karşı olan veya bizim oradaki misyonumuzun tamamlandığını düşünen yöneticiler de vardı.
O arada kadro dışı kalmıştım. Fakat tabii sözleşmede bittiği için yine de kendi, hani ne diyorsunuz, kendi memleketin diyorsunuz, oraya hizmet etmek istiyorsunuz. Ama karşı taraftan herhangi bir elektrik, herhangi bir ışık almadığınız süre içerisinde de orada kalmanın bir anlamı da kalmıyor açıkçası. Tesislerin içerisine girdiğim zaman Sayın Hikmet Onur oradaydı. Bana hiç şey yapmadı. Yani sadece kapıdan kim girdi diye bakarsınız ya, böyle bir dönüp evet, bakarsınız. Sadece öyle bir döndü, baktı bana. Ve artık kendi kendime de şeyi söyledim, yani burada bu işin tamamlandığını. Daha sonra Sayın Ali Yıldırım'la yaptığımız konuşma esnasında şunu söyledi bana. Sen kulüple niye konuşuyorsun dedi. Anlamadım dedim. Biz zaten dedi senin paranı ödedik. Yani benim haberim yok. Şimdi yani ben halen daha şey kulüple konuşmaya çalışıyorum. Dedim tamam abi, geliyorum. Ertesi günkü uçakla da beraber, eşimle beraber İstanbul'a geldik. 98 yılında bir cenaze töreninde yaşadığınız tatsız bir hadise var. Fiziksel evet, saldırıya kadar giden. Evet. Kararınızı etkiledi mi? O akşam yatağa yattığınızda ne düşündünüz? Yani ben gerçekten giydiğim formaya o kadar çok saygı duyuyordum ki. O yaşadığım talihsiz olaydan dolayı da evet, bir gün kötü geçti. O günüm kötü geçti daha doğrusu. Ama ertesi gün çıktım yine sahada topumu oynadım. Yani o arada o bize saldırıyı yapanlar veya işte o olayı yapanlar o tribündeydiler. Yine o tribünde devam ettiler şey yapmaya. Aleyhte tezahürat yapmaya devam ettiler. Öyle olunca da artık bu işin tamamlandığını düşünüyorsunuz. Yani orada daha bir, herhangi bir kalmanın bir amacını da... Daha önce Trabzonspor'dan ayrılsam, ayrılsaydım dediğiniz oldu mu? Ya şöyle bir şey var. Bazı insanlar veya bazı taraftarlar şöyle düşünüyor. Yani benim para için gittiğimi, Trabzonspor'un para için gittiğimi, aslında para için gitmediğimi, karşı tarafın benden işin bittiğini düşündüm. Para için gitmiş olsaydım, bunu da sana söyleyeyim ben. Para için gitmiş olsaydım, Sayın Ali Şen'in 96 yılında bizim eve menajer gönderip tamamıyla açık çek, ne istediğim rakamı yazabileceğimi söylemişti. Ama para için dediğim gibi gitmiş olsaydım 96 yılında gitmiş olurdum. O 96 yılı şampiyonluk maçı sonrası gitmeyi uygun bulmadınız mı? Bulmadım. Çok kırıcı, çünkü orada kırıcı olacağı için mi Trabzonsporlara? Yani hem onlara şey yapacağım, hani hem onlar üzülecekti, hem de benim daha fazla vermem gereken bir yer vardı. Yani Trabzonspor'a biraz daha fazla hizmet etmem gerekiyordu. Çünkü kaybedilen bir şampiyonluk vardı. O şampiyonluğu belki önümüzdeki yıl kazanırız diye hani gücümüz yettiği kadar oraya hizmet etmeye çalıştık. Peki kendinizi hangi kulübe ait hissediyorsunuz? Bir futbolcunun bir kulübe ait olması gerekir mi? Yoksa hizmet etmeye, yok, hizmet ettiği kulübe ait. Bir de bir şey daha soracağım. Yani ben şimdi Konya'da Avni Aker, eski adıyla Avni Aker stadına, Trabzonspor stadına çıkmış olsanız nasıl tepki alırsınız? Şu anda mı? Evet. Bilmiyorum yani, insanların bakış açıları o kadar değişik ki, dediğim gibi yani bir seven kısım var size, bir saygı duyan kısım var. Bir de sizi işte bu olaydan dolayı, yani gittiğinden dolayı para için gittiğimi zanneden bir kesim var. Şimdi ikisini karşılaştığım zaman hangisi daha ağır basar bilmiyorum. O stada çıktığım zaman nasıl bir tepkiyle karşılaştım onu da bilmiyorum açıkçası. Hiç kafanız ama yok. Mesela stada gittiğimizde şöyle, yeni stadın açılışına gittiğimizde maç yaptık mesela. Oradaki taraftarlardan, gelen taraftarlardan hani herhangi olumsuz bir tepki almadım. Şimdi güzel bir görüntümüz var. Hepimizin tüylerini diken diken eden. Yani şimdi de sonrasında da milli takımımız Dünya Kupası'nda 3. Avrupa Şampiyonası'nda 4. Yarı final oynama şansı elde etti. Ama 90'lı yıllardaki bu ilk Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde ettiğimiz eleme grubu zannediyorum hepimizi çok daha farklı bir atmosfere sokmuştu. İzleyelim. Ceza sahasına top, offside yok. İki oyuncu gol durumunda. At onu, attı gol! Gol Ogün! Gol Ogün! Bravo! Bravo! Kazanacağız dedik. Kazanacağız. İnanın kazanacağız değerli seyirciler. Ogün, Ogün, Ogün. Büyük Usta Sergen Yalçın da var, evet. Büyük Usta İlker Yasin de var ve evet, Büyük Usta milli takımımızın unutulmaz oyuncusu Ogün Temizkanoğlu var. İnan ben seyrederken o günlere döndüm, tüylerim diken diken oldu. Yani. Çünkü yani o günden sonra çok daha büyük maçlar kazandı milli takımımız ama o günün duygusu çok farklı. Bu golün yanına futbol kariyerinde attığın bir başka gol koyabiliyor musun?
Bu çok önemli bir gol. Yani hem kendi adıma çok önemli bir gol, hem de ben hep şöyle düşünüyorum. Türk futbolun gelişimi açısından, marka değerinin büyümesi açısından ve Avrupa Şampiyonası'na gitmesinden dolayı, tabii bundan sonra da bir maç oynamıştık biz, yani İsveç maçı tabii oynamıştık ama bu, oradaki galibiyet golünü atmak, ben o değerin çok yükseldiğini düşünüyorum. Yani o anlamda bu golün çok büyük bir önemi var. Yani hem marka değeri çok önemli, çünkü Avrupa Şampiyonası'na gitme şansını daha fazla yakalamıştık. Yani bu gol olmasaydı belki İsveç'i yenmek zorunda kalacağınız bir maç olacaktı. Ama bu maç öyle bitince oradaki beraberlik de bize yetti. O maçta da çok kritik bir katkın var ama maalesef, ya maalesef demeyelim, kendi kalesine attığı için tabii çok hatırlanmıyor. Dediğim gibi yani Türk futbolu adına bu golün çok önemi var. Hem marka değeri açısından. Peki 96'da ne oldu da biz gol atamadan, puan alamadan o turnuvayı tamamladık? Ya ben oradaki durumun biraz daha o atmosferin tecrübesizliğine yenildiğimizi düşünüyorum. Yani biz tabii hani uzun yıllar sonra bir Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak katılmıştık. Ama ekip olarak çok iyi bir ekiptik. Ekip olarak, takım olarak çok iyi bir ekiptik. Hocamız çok çok iyiydi. Ama dediğin gibi yani oradaki bir tecrübesizlik bizi maalesef o duruma getirdi. Ama daha sonra 2000'de evet, onu telafi ettik. Üzerine yani koyduk. Bu soruyu kısa yanıtlamak kolay değil ama belki birer cümleyle. Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli ile de çalışma şansına sahip oldunuz. Evet. Bu üç teknik adamı birbirinden ayıran özellikler ne? Fatih Terim diğerlerinden ne ayırıyor? Dediğim gibi yani benim futbol hayatımda çok önemli rol oynayan bir insan. Ve gelişimi, aynı Giray Hoca'ya nasıl dediysem orada da aynı şekilde kullanacağım. Gelişimi açısından, kendi gelişimi açısından çok büyük emeği olan bir hocamız. Neden? Çünkü o Akdeniz oyunlarından kolay değil. Yani bir yeni milli takım kurulması gerekiyordu. O milli takımın içerisinde tavsiye edilmen, Fatih Hoca tarafından bir kere takdir edilmen çok önemliydi benim için. Onun için Fatih Hoca her zaman ayrı bir yeri vardı bende. Şenol Hoca, Şenol Güneş. Şenol Hoca ile birlikte tabii sadece milli takım anında değil, Trabzonspor'da da çok çalıştık. Orada da bazı şeyler yaşadık. Tamir kullandığı atışını. Şut pozisyonu, şut ve top ağlarda. Top ağlarda beraberlik kurdu sevgili seyirciler. Trabzonspor beraberlik sayısını çıkardı. Sonra milli takıma geldiği zaman, milli takım içerisinde tabii unutamayacağımız yerler de var. Unutamayacağımız başarılar da var. Biraz sonra. Başarılar da var. Mustafa Denizli. Mustafa Hoca da her zaman bir kere karşındaki insana çok sevgi, saygı besleyen, onları sürekli yükselmesini sağlayan bir yapıya sahipti. Yani böyle çok evet kızdığı zaman, yani kızdığı zaman da çok hoş bir hal alıyordu kendisi. Bir anekdot aklıma geldi. Oynadığın dönemde Fenerbahçe'de bir Galatasaray Kupa maçı, gol de atmıştın. Kulübenin arkasındaki polis memuru Mustafa Hoca'ya taktik verme metninde bile bulunmuş. Evet. Onu bile nazik şekilde geri çevirmişti Mustafa Hocamıza da. Ya selam gönderelim. Kimseyi kırmayı sevmiyordu. Yani yapı itibariyle kimseyle kötü olmayı sevmiyordu. Çok komik bir andı o da. Yeni bir röportaja geçiyoruz. O gün Temizkanoğlu. Fenerbahçeli futbolcular devre arasında şampiyonluğumuzu kutladı. Temizkanoğlu, bizim için çok güzel bir gün değildi. Trabzon şehri için güzel bir gün değildi. Fenerbahçe bizim kaleye çok fazla gelmedi. Şampiyonluğu hak eden çok iyi bir takımımız vardı. Devre arasında Uçe ve Hök yanıma gelip şampiyonluğunuz hayırlı olsun dedi. Onların hiçbir umudu yoktu. Yediğimiz iki tane gol dünyamızı kararttı. Biz de istemezdik ama yaşanması gerekiyordu. Trabzonluluk ruhunda illa ezeceğim ve yeneceğim mantığı vardır. Bunun bedelini ağır ödedik. Devre arasında neler yaşandı? Devre arasında aslında soyunma odasına giderken 1-0 önde gittik. Yani devre arasına gittiğimizde hiçbir sorun yoktu. Ya da şöyle sorayım. Ben sizi konuk alacağımı çevremde arkadaşıma söylediğimde spor salonunda koyu Trabzonsporlu bir arkadaşım dedi ki ya şu devre arasında Şenol Hoca takımı geriye çekti mi diye sormazsan hakkımı helal etmem. Yok. Yani şimdi bizim o kadar çok büyük bir özgüvenimiz vardı ki kendi sahamızda oynamanın verdiği avantajlarını çok yaşadık biz orada. Yani bize gerçekten rakip olarak gelen takımlara baktığımızda çok bize saha içerisinde abi yapmayın etmeyin gelmeyin daha fazla. Yani 2-3 olduktan sonra daha fazla üzerimize gelmeyin diye söyleyen takımlar vardı açıkçası. Bu maçta da öyle bir şey vardı ki yani gerçekten çok büyük bir üstünlükle oynuyorduk biz orada. Yani söylediğim şey değildi. Herkesin izlediği bir maçtı sonuçta. Fenerbahçe'nin çok fazla bir gol pozisyonu da yoktu. Gelemiyordu da üzerimize. Biz de
Şimdi öyle bir şey var ki takımın içerisinde, hani bir şey yakaladığımız anda, birini yakaladığımız anda onu ezmek zorunda kalıyorsunuz. Yani o ruh haline bürünüyorsunuz saha içerisinde. Çünkü niye? Kendi sahanızda oynuyorsunuz, kendi seyirciniz önündesiniz. Biz de Fenerbahçe maçına aslında şu anda tabii düşündüğün zaman hani beraberlikte yetiyordu size. Yetiyordu. Niye şey yapıyorsunuz diye. Ama bunun Şenol Hoca ile birlikte bir hareketi var. Herkesin ona takıldığı ama o hareket içerisinde hani ileri gidin ileri gidin mantığı değildi. Şu anda da var yani o görüntüler şu anda da var. Çünkü defansa çekildiğiniz anda ne diyorsunuz? Biraz daha öne kayın diyorsunuz. Evet. O hareketti o. Ama saha içerisinde... 2-1 mağlup duruma düştükten sonra yine de 2-3 tane pozisyonumuz var. Yani 6 pasın içerisinde Orhan Çıkırıkçı'nın kaçırdığı pozisyon. Evet. Hami Hoca'nın vurduğu. Üçlü abinin çıkarttığı fikirler var. Tabii Üçlü'nün gerçekten üstün bir performansı vardı. Hami Hoca'nın çok büyük şeyleri vardı. Şutlarını inanılmaz çıkardı. Ama peki işte dediğin gibi yani yaşanması gerekiyor. Hani... Trabzonluluk ruhunda ezeceğim, yeneceğim. Sadece yenmek yetmiyor. Ezme ihtiyacı ya da güdüsü. Ya da benim deyimimle fevrilik nasıl etkiliyor takımı? Tribünler, şehir? Çok etkiliyor. Yani şu anda çok etkiliyor. O zamanlar da çok etkiliyordu baktığınızda. Yani takıma bir kere evet çok seviyorlar. Trabzonspor'u çok seviyorlar. Fakat tek taraflı baktığın zaman aslında yapılan yanlışları görmediğin anlamına gelir. Onu görmediğin sürece o yanlışı düzeltme şansınız olmuyor. Düzeltmeniz gereken yer evet. Ama görmüyorsunuz. Ve yeni bir haber. O gün acı çekiyorum. 2002 Dünya Kupası öncesinde sürpriz bir şekilde A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrılmayan Fenerbahçe'nin kaptanı O gün Temizkanoğlu beklenen açıklamayı sonunda yaptı. O gün açıklamasında Şenol Güneş'e sitem etti. O gün son 10 yıla damgasını vuran ve oynadığımız tüm rakiplerin korkulu rüyası haline gelen milli takımımızın kaptanı olarak bir futbolcunun hayallerini süsleyen ve yaşayabileceği en üst düzeydeki futbol olayı olan Dünya Kupası'na gidememenin acısını yaşıyorum dedi. O senenin Nisan ayında bir röportajınız daha var. Kesin Dünya Kupası'na gideceğinize inanıyorsunuz ve Dünya Kupası sonrası da milli takıma veda edeceğim şeklinde. Evet. Bu karar herhalde sizin için büyük, çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çok doğru büyüktü. Yani Şenol Hoca ile görüştünüz mü bunu? Çok şöyle bir şey var, çok büyük. Yani özellikle kadro açıklandığında biz mesela o dönemlerde milli takım kaptanı olduğumuz için çok evet. Bakmıyorduk hani kadroda kim var kim yok diye. Çünkü kendinizi hep orada şey hissedersiniz, garanti hissedersiniz. Kadro açıklandığı zaman hatta ben eşyalarımı toplamaya başlamıştım açıkçası. Çünkü uzun bir kamp, Antalya'da uzun bir kampa gidecektik. Fakat bir telefon çalmaya başladı. Telefon çalınca da bir gazeteci arkadaş aradı. Dedi ki ya kadro açıklandı sen yoksun. Ben de şeyi söyledim. Abi şu anda meşgul etme beni diyorum. Eşyalarımı topluyorum. Başka şeyi konuşuruz. Şaka yapıyoruz. Şaka yapıyorsun zannettim herhalde. Bu telefon trafiği 4-5 olmaya başlayınca şimdi ben de kendi kendime şey yapmaya başladım. Şüphe duymaya başladım. Yani acaba doğru mu diye. Kadroya baktım yoktum. Şenol Hoca'yı aradım. Ulaşamadım. Telefonum kapalıydı. Ünal Hoca'yı aradım. Dedim hocam dedim. Hayır dedim. Yani ne oldu, ne yaptık da biz girmedik kadroya dedim. Ya dedi Şenol Hoca böyle karar verdi. Nasıl dedim böyle bir karar verdi dedim. Yani tamam verebilir ama nasıl yani ne yaptım da ben milli takımı almıyorsunuz dedim. Özellikle Dünya Kupası'na giderken dedim niye böyle bir şey oldu dedim. Net bir cevap gelmedi karşı taraftan. Neden yapıldığını, nasıl yapıldığını net bir cevap gelmedi açıkçası. Şenol Hoca'yla daha sonraki yıllar şey yapmaya başladık. Tekrar hani telefonla konuşmaya başladık ama inanın aklıma hiç gelmedi yani neden olmadığını hiç şey yapmadım. Acı çektim mi? Acı çektim yani açıkçası. Ağladınız mı? O boyuta geldim. Yani eşim beni çok teselli etmek zorunda kaldı. Çünkü çok sinirlenmiştim. Şöyle futbol kariyerinizde yani hiç ağladınız mı? Ağladım canım. Öyle niye ağladın? Başarıda ağladın. Başarısızlıkta ağlıyorsun. Ağlıyorsunuz yani. İnsansınız sonuçta. Bir deşarj olma şekliniz var yani. Mesela kupayı kaldırırken ağlıyorsunuz. Evet. Yani. Ortega faturası. Yine tatsız bir konuya geldik. Açıklama ihtiyacı hissedeceğimiz. Oğuz Çetin rapor verdi. Bunları istemiyorum. Takımda huzuru bozuyorlar dedi. Yönetim kurulu toplandı. Ortega'nın ayrılmasına da bunlar sebep olmuştu diyerek 5 futbolcunun ipini çekti. Fenerbahçe yönetim kurulu dün tarihi toplantılarından birini daha yaptı ve teknik direktör Oğuz Çetin'in raporu doğrultusunda kaptan Ogün, Abdullah, Yusuf Şimşek, Ali Akdeniz ve kaleci Oğuz Dağlaroğlu'nu süresiz kadro dışı bıraktı. 18 Mart 2003 Hürriyet Gazetesi. Fenerbahçe deyince ne hissediyorsun?
Kaptanlık yaptığım, ilk şampiyonluğu yaşadığım bir takım. Bu konu ama çok önemli bir konu. Ortega'yı siz mi gönderdiniz? Ben oranın başkanı mıyım, hocası mıyım? Ben niye göndereyim ya? Ya asansör şimdi, almadığınız söyleniyor. Hangi asansörü? Kampta. Asansör. Kaç kişi abi? 5 kişilik asansöre ben ne yapayım? 8 var mı öyle anlatıldığı gibi şehir efsaneleri? Ben tamamen şu anda yani 5 kişi 8 onu hiç hatırlamıyorum bile yani. Şimdi şöyle bir şey var. Yani o zamanlar tabii bu kadar sosyal medya çok şey değildi. Geniş değildi. Yani baktığınızda bugün her şeyi yazabiliyorsunuz, çizebiliyorsunuz. Ama o dönemler içerisinde mesela yaşanmayan olayları da bugün dile getiriyorlar. Yani bir Ortega'yı ben gönderdim diyorlar. Yani o gün gönderdi diyorlar. Bir Ceyhun gönderdi diyorlar. Yani kim gönderdi bunu biri biliyorsa çıksın ama. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın Ortega ile ilgili ben gerçekten yani Ortega ilk alındığı dönemlerde, ilk alındığı zaman hatta geldiği zaman ya ben bile çok heyecanlandım. Neden? Dünya yıldızı geliyor dedim. Yani Ortega ile birlikte oynama şansı elde edeceğim. Fakat şimdi bir takım kaptanı neyi beklersiniz? Bir takım kaptanı bir futbolcuya bu kadar ücret ödendiği zaman takıma olan katkısını daha fazla beklersiniz. Yani benim içerideki özellikle kendi sahamda sıkıştığım ya da deplasmanda sıkıştığım maçlar olduğu zaman 0-0 giderken en azından bir kıvılcımla beraber diğer takımı da ateşleyecek biri olması gerektiğini düşünüyordum. Bu Ortega'nın olabileceğini. Fakat daha önce İtalya'daki macerası çok kısa sürdüğü için gerçekten Avrupa ile uyumu çok sorunlu. Yani kendi dilin dışında fazla bir dil bilmiyordu. İngilizce de çok bilmiyordu. Bilmediği için de çok zorluk çekiyorduk anlaşmak için. Hani sen sağa koş diyemiyorsun İngilizce çünkü anlamıyordu. Veya sola koş veya topu oyna falan diyemiyordunuz. Ama baktığınızda ben hani Ortega'nın gitmesinde hiçbir şeyim yok. Bir katkım yok yani. Yani bu rapor niye öyle yazıldı bilmiyorum. Kadın milliler Almanya'dan fark yedi hocam. Haberimiz evet böyle. Evet. Bir tecrübemiz. Kadın A milli futbol takımı Almanya'ya 10-0 yenilerek grubu sonuncu tamamladı. Maçtan sonra açıklama yapan teknik direktör Temizkanoğlu 3 aydan beri takımın başındayım. Almanya dünya sıralaması da 3. sırada. Bundan sonraki süreçte daha iyi bir ekip hazırlamaya çalışacağız. Ligimizdeki takımların kadın takımları kurmalarını bekliyoruz dediniz. 19 Eylül 2012 TRT Haber. Kadın takımı çalıştırırken en çok neden zorlandınız? Zorlanıyorsunuz ya. Yani çok zorlanıyorsunuz. Tabii ki çünkü... Şimdi bir şeyler öğretmeye çalışıyorsunuz. Yetenekliler bu arada. Ben size söyleyeyim yani inanılmaz bir yeteneği vardı. Ama tabii şimdi oynadığınız rakipler içerisinde şimdi dünya şampiyonu kazanmış bir Almanya diyorsunuz. Avrupa şampiyonu kazanmış bir Almanya diyorsunuz. Yani bunlara karşı oynamak çok kolay değil. Onlar profesyonel bizim oyuncularımız. Yani bizdeki yapılanma o dönem içerisinde yapılanma daha yeni yeni başlamıştı aslında. Bu süreç içerisinde evet hocaları hatta kendi hocaları da şeyi söyledi. Evet biz bu kadar farklı yendik ama gerçekten dirençli bir Türk milli takımı vardı. Bizim baktığınızda o dönemdeki milli takım oyuncuları dirençliydiler, onurluydular aslında. Yani 10-0 yenildiler ama üzülmedik mesela çok üzülmedik. Çünkü geleceğe yatırım yapmak zorundaydık. Ama tabii benim açımdan tecrübe o kadar farklı bir skor, kötü bir skor oldu benim açımdan. Şimdi kısa bir videomuz daha var. Bakalım kim? Oha! Bir insanın Türkiye'ye mal olmuş bir abisine sahip olması gerçekten benim açımdan çok gurur verici bir şey. İnanılmaz derecede haz duydum. Kendi yapısal olarak gerçekten böyle naif bir insan. Sevecen, sıcakkanlı. Sürekli yardımı hiçbir şekilde esirgemeyen bir yapıya sahip. Ergin Temizkanoğlu, küçük kardeşiniz. Şimdi ben burada Ergin Bey sağ olsun uzun bir video göndermiş. Naif, sevecen, sıcakkanlı, yardımsever diyor. Bu naiflik konusu teknik adamlığınızda sizin aleyhinizde geçerli değil mi? Geçerli değil mi? Değil. Futbolcuya karşı naif değil misiniz? Tabii ki hoşgörülü oluyorsunuz. Hatalar yapabilirsiniz, şey yapabilir. Yani saha içerisinde sonuçta futbol hatalar oyunudur. Bazı şeylere gözüm olmaz ama bilerek yapılmış hatalarda veya bu hatanın tekrarlanmasından dolayı o kadar naiflik gösteremem yani. Hedefinizde Trabzonspor ya da Fenerbahçe ya da büyük takımda çalıştırmak var mı? Muhakkak ki var. Neden yani. Başarısız oldunuz ilk denemelerinizde Gölcükspor? Gölcükspor'da başarısız oldum. Tecrübesizliğimizin kurbanı olduk. Daha doğrusu
Şimdi bir üst tarafta oynadığınız zaman alt çok fazla anlamıyorsunuz. Ya yani çünkü orayı çok fazla görmüyorsunuz ve tabii ki o çalışma esnasında çok fazla da bilgi birikime sahip olmadığınız için aslında en büyük yanlışlardan bir tanesi. Yani bir tane o dönemin bir tane şeyi o ligin bir hocasını yanıma alabilirdim mesela. Ama olmadı, yapamadık. Yani çok hoş bir başlangıç olmadı benim için. Sosyal medyaya geçelim, biraz daha hızlanalım. Trabzonspor forması giyerken parmayla flört etmiş bir futbolcu olarak 11 Mart 2005'te sizinle ilgili bir sosyal medya paylaşım var. Oldu mu yurt dışı ihtimali? Oldu. Oldu. Yani... Kulüp, takım, yer, zaman? İşte parmak. Oldu mu? Oldu. Hangi aşamaya geldi? 96 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra böyle bir şey oldu. O zaman Sayın Süleyman Hurma bizde çalışıyordu. Trabzonspor'da görevliydi o zaman. Kendisine gidip şeyi söyledim ona. Hani böyle bir takım, böyle bir şey var dedim. Beni istiyorlar. Bana şeyi söylemişti o zaman. 15 milyon doları getir git. Yani dedim oldu. Dedim hani siz bana dedim bu kadar vermediniz ki. Yani niye 15 milyon dolar istiyorsunuz mesela dedim ona. Hani senin gibi bir futbolcu ya da senin gibi birini bul dedi bana. Senin gibi bir futbolcuyu bulamam dedi. Gider miydiniz? O giderseydi parma? Giderdim. Var kalkmalı diyen futbol ve vizyon yoksunu demiş bu paylaşım sahibini bağlar. Bunlara kalsa 1950 kurallarına döneceğiz demiş 10 Mart 2020'de. Yorumculukta en çok sizi ne zorluyor? Ve gerçekten de var kalksın mı? Yorumculukta ne zorluyor? Yorumculukta ne zorluyor? Ben şunu sevmiyorum. Yani gördüğüm bir pozisyonu değilmiş gibi hani izleyenlere ya da o tribüne giden insanlara pembe bir masal anlatmanın bir ihtiyaç olmadığını. Çünkü o öyle bir yapım yok benim. Ben ne gördüysem onu konuşuyorum veyahut onu söylüyorum. Evet, var kalkması gerekiyor mu? Bana göre kalkması gerekiyor. Niye futbolun doğallığını yok etti? Futbolun güzelliğini yok etti. Çünkü futbol... Adalet arıyorduk, adalet getirdim. Şimdi adalet dediğiniz zaman kime göre, nasıl? Neye göre adalet? Şimdi aynı pozisyonları alıyorsunuz, bir hakem veriyor veyahut bir var sizi uyarıyor. Bir taraftan da diyor ki hayır böyle bir şey yok ama aynı pozisyon. Şimdi neye göre, kime göre adalet? Ona bakmak gerekiyor. Ruhunu da öldürdü gibi futbolu. Öldürdü çünkü çok durduruyor. Yani inanılmaz durduruyor. Bazen 4-5 dakika inceleniyor pozisyon. Şimdi öyle olduğu zaman da futbolun doğallığı, güzelliği, çabukluğu, hani o heyecanı da kayboluyor. Fotoğraflara geçelim. Fotoğrafları o gün Temizkanoğlu'nun kendisi seçti. İlk fotoğraf Almanya günlerinden. Çocukluğunuzun bir bölümü Almanya'da geçti. Şimdi o yurt dışında büyümek nasıl etkiledi ya da bu fotoğrafın hikayesi? Şimdi şöyle bir şey var, hani şu kucağımda olan şeyleri de o zaman Almanya'da hep şey yapıyordu, içine şekerler falan koyuyordular. Hani mutlu mutlu okula git diye, mutlu mutlu başla diye şey yapardılar bize. Odur yani, insanlar demesin bu nedir falan diye, çıkmasın diye. İçi şeker dolu onun yani, orada şey yaptı. 76 niye önemli benim için? 1976 benim ilk okula başladığım gün, aynı zamanda futbola başladığım gün. Yani rahmetli babama dediğimde ben okula başlıyorum ama futbolu daha çok seviyordum. Yani futbolu daha çok seviyordum. Okula başlarım baba ama beni futbola, bizim işte o mahallenin bir takımı vardı. Oraya da yazdıracaksın diye. Onun için 76 yılında sağ olsun babam da zaten futbolu çok sevdiği için hemen okul çıkışında gittik, şey yaptık, kayıt yaptırdık. Bir fotoğraf daha var. Bir aile fotoğrafı. Burçak Hanım, Yağız, Yiğit ve Mert Beyler. Evet. Burçak Hanım'a buradan ne söylemek istersiniz? İyi ki var. İyi ki hayatımda. Çünkü gerçekten çok zor günler geçirmiştik. Yani hep desteğini arkamda hissettim. Desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Onun için hani aslan gibi 3 tane çocuk verdi. Allah'ıma şükürler olsun. Onun için iyi ki hayatımda var. Acaba oğullarınız sizle ilgili ne söylemek isterler? Onu seyredelim. Büyük kaptan babamız, yıllar boyunca en büyük kulüplerimizin ve Ay Yıldızlı milli takımımızın formasını en iyi şekilde taşıdığın için seninle gurur duyuyoruz. Sadece sahanın içinde değil, sahanın dışında da kaptan olduğunu hepimiz biliyoruz. Attığın goller, yaşadığın şampiyonluklar, kazandığın kupalar ve en önemlisi karakterinle birlikte
Türkiye milli takımına ve Türk futboluna adını yazdırdın. Bu yüzden seninle gurur duyuyoruz. Başarıların hayatın devamında da var olacağını biliyoruz ve seni seviyoruz. Ne yaptın sen ya? Yağız, Yiğit ve Mert. Yiğit ve Mert ikizleriniz Yağız ağabeyler. Asıl ben gurur duyuyorum onlarla ya. Vallahi. Söyleyecek bir şeyim kalmadı ya. Bir fotoğrafımız daha var. Yahya Bey'i 1999'da kaybettik. Babanızın hayallerini gerçekleştirdiniz mi? Öyle bir röportajınızı okumuştuk program başında. Gerçekleştirdim. Yani öyle hissediyorum. Yani şu anda onun özlemini çok yaşıyorum. Halen daha 20 sene oldu. Yani gün geçtikçe daha çok özledim. Ne söylemek isterdiniz? Söyleyebilsem. Daha çok özlediğimi, gerçekten daha çok gün geçtikçe daha çok özlediğimi fark ettim. İyi ki benim babamdı. İyi ki her zaman antrenmanı dahil her zaman desteğini arkamda hissettim açıkçası. İyi ki böyle tamam. Bir babaya sahiptim yani. Çok zorlamayayım sizi. Şimdi kısa cümleler vereceğim size. O gün Temizkanoğlu tamamlayacak. Keşke yapmasaydım. Keşke yapmasaydım. Cevap yok. Sonra keşke versen. Söylemeseydim. Muhakkak ki bazı şeyler vardır. Yani söylemeseydim dediğim bazı olaylar vardı veyahut bazı şeyler var. Ama şu anda mesela gelmiyorum. O kadar şeyiniz var tamam. Ki hani keşke söylemeseydim çok vardır muhakkak ki. Keşke yapmasaydım olayları gibi. Keşke söylemeseydim evet. Olaylar da var bende. En çok ne güldürür o gün Temizkanoğlu'nu? Bir insanın mutluluğu. Ne sinirlendirir? Görevini yapmayan futbolcu. Anladım. Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a gol atmak mı? Trabzon formasıyla Fenerbahçe'ye gol atmak mı? Gol attıktan sonra yani şey yok yani. 96 yılında Trabzonspor'la şampiyonluk mu isterdin? 2002'de Dünya Kupası'na gitmek mi? 96 şampiyonluk. Dünya Kupası olmasa da olur. Yani çok emek vermiştik ya. Yani o yıl çok emek vermiştik. 82 puanla şampiyon olamadık. Yani şu anda 67-70'te puan şey oluyor, şampiyon oluyorlar. Tabii ki skoru değiştirmek mümkün olsa onu mu değiştirirdiniz kariyerinizde? Evet. Aston Villa maçı mı, Lyon maçı mı? Aston Villa. Neden? Neden? Lyon maçı da çok efsane. Çok çok efsane bir maç. O da efsane bir maç ama Aston Villa maçı 10 kişi oynuyorduk. Atılmıştım. Öyle de bir durum var. Yani soyunma odasındaydım. Hani o üzüntüyü yaşarken bir anda gol sesi geldi ama ben dedim ki eyvah dedim ikinciyi yedik herhalde dedim. Sonra bizde Halil abi vardı. O geldi soyunma odasına böyle kapıyı kırarak girdi içeriye. Gol attık dedi. Hani ben de şortla beraber düşünün ben şortla beraber o koridoru boydan boya koşuyorum. Evet Orhan Kaynak. Evet. Bir de adını zor hatırladığımız Kaçar Hava'nın pasında enteresan yabancılar gelip gitti hala da gelip gitmeye devam ediyor Türk futboluna. Aynen. En sevdiğiniz kelime? İyi ki varsın. En nefret ettiğin kelime? Terbiyesiz. Ne heyecanlandırır? Ne heyecanlandırır? Sahada olmak. En sevmediğiniz huyunuz? Sevmediğim huy herkese inanmam. Herkesi kendim gibi sanmam. Kahramanınız kim? Kahramanım Baresi. Baresi. En son ne zaman ve niçin ağladın? Sordukların karşılığı var değil mi orada? Yok mu? Yok. Yoksa öyle mi sizin? Yok. Ne bileyim öyle bir bakıyorsun. En son ne zaman ve niçin ağladın sorusuyla bitiriyoruz biz kırılma anını ama onu canlı olarak yine de soruyorum. En son ne zaman niçin ağladınız? Biraz önce. Kırılma anının sonuna geldik. Hoşça kalın.